Okul günleri Altınova Mahallesi'ndeki evinden 5 kilometre uzaklıktaki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na 8 yaşındaki kızını tekerlekli sandalyeyle götüren Mergen, dersler bitene kadar okulda bekliyor. Sabah 9'a doğru geliyoruz. İşte 3'te de çıkıyoruz. Ondan sonra bütün gün ben burada bekliyorum. Öğrenci servislerinde engelli rampası olmaması sebebiyle Belina'yı servise yazdıramayan anne Mergen, kızının eğitimden geri kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Çantayı alalım. Tamam. Emel Mergen yaptığı açıklamada 2007 yılında evlendiğini ve bu evlilikten Belina'nın dünyaya geldiğini söyledi. Kızını özellikle kış günleri okula götürüp getirirken çok zorlandığını vurgulayan Mergen şunları söyledi. 2007 yılında evlendikten sonra 2010 yılında bir kızım dünyaya geldi. Spina bifida hastası, bel açıklığımız var. Tekerlekli sandalyede hani okula gidip geliyoruz. Tekerlekli sandalyeyle ben hani sürerek getiriyorum kızımı. İşte 5 kilometre uzaklığımız var. Kışın çok zor oluyor. Yağmur çamur yani yağmur yağdığı da okula gelemiyoruz. Çocukta şemsiye olduğu zaman ben de şemsiye olmuyor. Hani ben sürdüğüm için hani bende şemsiye olmuyor. O yüzden hani ertesi günde hasta olup daha hiç gelemiyoruz. Kızının lavabo gibi özel ihtiyaçlarını tek başına yerine getiremediği için o okuldan çıkana kadar beklediğini anlatan Mergen şöyle devam etti. Bütün gün ben burada bekliyorum. Çocuğumun işte özel ihtiyaçlarını hani burada karşılıyorum. İşte bir odamız var onu da hani karşılıyoruz. Her insanın evladının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Mergen, ancak engelli çocukların normal çocuklardan daha çok sevgi ve ilgiye muhtaç olduğunu vurguladı. Evlat sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını aktaran Mergen şunları kaydetti. Serviste beni istemiyorlar. Beni almadıkları için de Belinay da hani binemiyor o yüzden. Hani servislerde rampa olması gerekiyormuş. Hani tek başına almaları için. O yüzden servislerimizde de rampa olmadığı için almıyorlar. İşte 5 senedir ailem hani annem, ben ve kızım yaşıyoruz. Gelir kaynağım annemin İşte emekli maaşı. Engelli annelerimiz çocuklarına sahip çıksın. Babaları da sahip çıksın. Yani onlar özel çocuklar. Hani normal çocuk gibi değiller. Hani en çok sevgiye ihtiyacı olan çocuklar. O yüzden hani engelli deyip hiç kimse çocuğunu bırakmasın. Kızımın evet eli ayağı hani benim. Yani kızımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Annem yaşlı olduğu için hani bırakıp da hiçbir yere gidemiyorum.